Sayın Gıda Yaşam'dan merhaba. Ülkemiz turnişkil üretiminde dünyada hatırı sayılır bir yere sahip. İhracatında ise dünya ikincisiyiz. Genelde hem üretim hem ihracat portakal, mandalina üzerine dayalı. Ancak önemli meyvelerden birisi var. O da greyfurt. Mersin ve Adana bölgesinde üretilen greyfurtlar ta Japonya'ya kadar ihracatı yapılabiliyor. Greyfurtun birçok farklı rengi var. İlk gelenleri genelde sarı renkli olduğu için altın top olarak biliniyor ülkemizde. Ancak sarısı, kırmızısı birçok farklı rengi de bulmak mümkün. Adana Mersin bölgesinde yetiştiği için biz de bu hafta Mersin'de greyfurt işleyeceğiz. Bahçe sizin işletme evet. Sanırım. Ne kadar büyüklüktedir? 90 dönüm. Kaç yaşında ve ne var ağaç olarak? 21 yaşından. Greyfurt türü, Star Ruby. Peki bize üretimden biraz bahseder misiniz? Hangi dönemde çiçek açar? Hangi işlemler, bakım işlemleri yapılır? Ne zaman hasat edilir? Şimdi Mart'ın içerisinde, Mart'ın 15'inden sonra çiçek açmaya başlar. Çiçek açmaya başladığından ondan önce biz bakımızı yaparız, budamamızı. Şimdi mesela şu kesim bittikten sonra budamaya geçeceğiz. Budamadan sonra belirli bir ilaçlarımız var. Yaprak gübreleri, taban gübreleri. Onları yaptıktan sonra işte periyodik olarak daha hasata kadar bazı ilaçlamaları var. Tekrar gübremeleri var. Yani bunlar hasattan 2 ay evveline kadar sürer. Hasat öncesinde bu bitiyor ama ilaçlama evet, artık tabii, bitiyor ilaçlama değil mi? Tabii bitiyor tabii. Mesela o son kalıntı kalmasın diye hep ruhsatlı ilaç atarız. Son dönem mesela o ilacın da üzerinden 3 ay geçer ve herhangi bir kalıntı olmaz yani. Yani insan sağlığı açısından risk oluşturmuyor mu? Yok burası. Yok onlara hep önem veriyoruz. Peki insanlar gene bilgilendirin. Bir ağaçtan ne kadar greyfurt olur ve ne kadarı pazara gider? Şimdi bunun ortalama 300 ile 500 kilo arasında yani bir 20 yaşını geçen bir ağaç olarak hesap edersek bununla bir sene bir az senesi, bir sene çok senesi vardır. Kimi sene 200 kiloya düşer, 150 kiloya düşer. Kimi sene işte 300 ile 500 arasında bir rakam oynar. Peki çeşit anlamında hangi çeşit ön plandadır? En fazla hangisi tutulur? Yani şu anda zaten Star Ruby dediğimiz erkenci. Yani bu Aralık ayına kadar kesilmesi lazım. Ondan sonra tekrar bir Rio Red dediğimiz var. Hı hı. Onlar başlar. Ama bunun şeyi Haziran'a kadar da kalabilir. Kalabilir. Son olarak bir de özellikle tüketiciler bu anlamda fiyatları nedir? Hani hep üretici ile tüketici arasında bir fiyat farkı olduğundan bahsediyoruz. Siz ne kadara satıyorsunuz? İhracata giden mal ne kadara gider? Şimdi zaten yani bu greyfurt tamamen ihracata dayalı bir şey. Yani eğer bu ihracat olmasın zaten bizim Türkiye'de bunu yiyen belli bir kesim %10'dur. Yani bunu Türkiye'de zaten biz bunu bizim insanlara empoze etsek şu anki ekilen zaten bizim Türkiye'ye yetmez. Ama tamamen ihraç mal olduğu için şu gördüğünüz ıskartanın da en temizleri, dışı hafif lekeli. Bunlar bizim iç piyasada tüketiliyor. İçerisinde herhangi bir hiçbir şey yok. Sadece dış kabuğunda zedelenme, efendim hafif bir yumuşama. Renk kaybı ama iç şeyinde hiç değişen bir şey yok. Güvene güvene tüketilir. Güvene güvene tüketilir. Sağlık açısından da hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir. Sadece işte bir geçen sene Rusya'da bir ilaçlama alınmış, bir ölüm mü olmuş. Bunu da zaten profesörler diyor. Yani bunu içtikten sonra ya 2 saat sonra ya 3 saat sonra ilacınızı alın. Veyahut da o gün içmeyin. Veyahut da belirli bir süre yani en az 1-2-3 saat öyle bir şey diyorlar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim, memnun oldum. Mersin'de Türkiye'nin en modern işletmelerinden birisindeyiz. Burada güneş enerjisi yatırımda yapılmış, insana saygılı, her bir çalışanı sigortalı ve birçok ürünü, turunçgili, elmayı, sebzeyi ihraç eden bir firmadayız. Merhabalar Hakan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında biz buraya greyfurt için geldik. Ancak gördük ki çok modern bir işletmede çok farklı ürünlerde ihracatınız da var. Ve
hem doğaya hem insana saygılı bir üretim yapıyorsunuz. Öncelikle bu insana ve doğaya saygılı üretimle ilgili yaptığınız yatırımlardan başlayalım. Türkiye bir üretim cenneti. Dünyanın en büyük 5. üreticilerinden bir tanesi. Ve bu kadar ürünü doğru bir şekilde işlememiz lazım. Bizim yaptığımız işin öncelikli boyutu tamamen zannederim 20 milyon üzerinde insan etkileniyor. Yani üreticisinden, kesimi yapan insanlardan, paketlemecisinden, ihracat noktasındaki kamyoncuya kadar herkes bizim sektörde etkileniyor. Çarpan etkimiz çok fazla. Göçle gelen insanlarla burada kesime yaptırıyoruz, fabrikalarda çalıştırıyoruz ve doğanın bahşettiği ürünlerimizi, bizim zaten sloganlarımızın bir tanesi o, doğanın bahşettiği ürünleri buradaki işçilerimize de melek diyoruz biz, melekler aracılığıyla diğer insanlara sunuyoruz ve sağlıklı şekilde sunuyoruz. İlacını da kontrol ediyoruz, işçinin sigortasını da kontrol ediyoruz, tükettiğimiz enerjiyi de kontrol ediyoruz. Şimdi büyük bir yatırım yaptık 500 kW gücünde. Bir güneş enerjisi, çatılarımız olduğu gibi güneş enerjisi panelleriyle döşedik. Kendi elektriğimizi üretmeye başlayacağız. Zannederim 1-2 ay sonra bu işleri çözeceğiz ve kendi elektriğimizle kendi ülkemizin ürününü hiç ithal girdi kullanmadan tamamen ihracat yapacağız. Tüm para ülkemizin cebine giriyor, dolar olarak, döviz olarak. Greyfurt bu bölgede özellikle Mersin bölgesinde çok fazla, Adana Mersin bölgesinde çok fazla yetiştirilmekte. Biraz çeşitlerden bahsedelim. Hangi çeşitler var özellikle burada üretilen ve ihracata hangileri gidiyor? Greyfurt'ta beyaz greyfurt var, pembe greyfurt var. Bunların isimleri White Marsh diyorlar, Ruby Red var, bir de Star Ruby var, bir de Riolet var. Star Ruby dediğimiz greyfurtlar daha çok içi ve dışı kırmızı olan greyfurtlar ve Riolet dediğimiz ağırlıklı onlar gidiyor ihracata. Dünyada tutulan da onlar. Bir de beyaz greyfurtlar da daha az miktarlarda gidiyor greyfurt çeşitleri olarak. Üretimlerimiz günden güne artıyor. Şu anda üretimler artık durma noktasına geldi. Yeni dikim yapılmıyor Greyfurt'ta. Çünkü ihracatta düşmeler var. Ama iç piyasada tüketimimizde de eksiklik var. Yani sadece bizim ihracat yapmamamız lazım. Bizim iç piyasada da Türkiye içerisinde de tüketmemiz lazım. Bizim bir alışkanlığımız var. Çay mı kahve mi diye konuşuyoruz. Buraya geldiğiniz zaman size ilk önce sordukları hangi meyve suyundan içersiniz? Portakal mı, greyfurt suyu mu? Bizim bu şekilde sormamız lazım. Okulların kantinlerine kadar, iş yerlerimize kadar bunları içmemiz lazım, bunları tüketmemiz lazım. Tüketimde çok azız. Aslında gerçekten öyle. Biz gelir gelmez buraya ilk önce portakal suyu ikram ettiler bize. Greyfurt suyu da vardı. Bu çok keyifli. Peki hangi ülkelere en çok ihracatımız var? Biraz oradan bahsedelim. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafına gönderdiğiniz gibi dünyanın dört bir tarafına da greyfurt suyu oluyorsunuz. Nerelere gidiyor peki greyfurt? Dört kıtaya 60'dan fazla ülkeye gidiyor. Singapur'a da gidiyor. Güney Afrika'ya da gidiyor. Güney Afrika'daki Mauritius adasına da gidiyor. Kanada'ya da gidiyor. Buradaki ihracatın zorlukları ile ilgili yaşanan sıkıntılar var mı? Biraz ondan da bahsedelim. Özellikle greyfurtun hani farklı boylarda olması ile ilgili, üreticilerimizin dikkat etmesi gerektiği kurallarla ilgili, ihracatta sorun yaşamamak için özellikle ilaç kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenle ilgili biraz onlarla ilgili bilgi verir misiniz? İlaçlar çalışmalarda çok güzel çalışmalar yapıldı şimdiye kadar. Bu çalışmalarda ilaç kontrolleri artık sağlandı. Narenciye ile ilgili, diğerleriyle de epey çalışmalar yapılıyor. İlaçla ilgili sorun yok. Kabuklu meyveler zaten. Her şey kontrol altında. İnsanlarda yanlış algılar var. Deniyor ki işte mum kullanıyorlar, parlatıcı kullanıyorlar, kimyasal bunlar. Böyle bir şey yok. Mum kesinlikle kullanılıyor. Sebep de narenci ürünlerin dışında bir doğal zarlar vardır. İnsanlar bunları keserken ve burada yıkandığı zaman bu zar gider. Tekrar biz natural zarın yerine natural olmayan bir zar koyarız. Ama bunlar tamamen doğal ve organiktir, kontrol altındadır. Herhangi bir ilaç sorunu olan bir ürün değildir. Uçakla da gönderiyoruz, gemiyle de gönderebiliyoruz. Sadece greyfurtu değil, her şeye gönderebiliyoruz. Onun için alanımız çok yaygın. Sadece işte şeyler lazım. Bunların miktarlarını arttırabilmemiz lazım. Demek ki dünyada aslında tüketim daha oturmuş vaziyette ama Türkiye'de oturmuş değil. Evet. Türkiye'de tüketimin artması için neler yapmak gerekir sizce? Türkiye'de tüketimin artması için halkımızı bir kere bilinçlendirmemiz lazım.
Kamu spotlarımız var. Televizyonlarda yayınlanan. Büyük ihtimalle Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde herhalde. Tarımla ilgili bölümler var. Orada meyve suyunun tüketimiyle ilgili çalışmalar yapılması lazım. Fiyatlar açısından da insanların alacağı fiyatlarda olması lazım. Gayet uygun fiyatlarda şehir içlerinde satılan meyve suyu şeyleri olması lazım. Portakal, greyfurt shopları olması lazım. Buralarda çok ucuz fiyatlardan ürünler satılması lazım. Ve halkın tüketimine özendirilmesi lazım. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Tüketicilere son bir mesajınızı alalım. Böylelikle bitirmiş olalım. Tüketicilere mesajımız da bu güzel ülkemizin bu taptazecik ürünlerini bir taze sıkılmış olarak kendi evlerinde çocuklarına sıkmalar ve tüketmeler. Yani bu 11 litreyi bunları 40-50 litrelere çıkartırsak hem sağlıklı bir neslimiz yetişir hem de bu kadar insan, bu gördüğünüz bu kadar insan bunlardan geçimlerini sağlıyorlar. Hem kendi sağlıkları hem de ülkemiz için bunu yapmalarını istiyoruz. Taze sıkılmış meyve suyu tüketmelerini istiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler Hakan Bey. Çok teşekkür ederim. Akdeniz İhracatçılar Birliği'ndeyiz. Konuğumuz Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Sayın Kemal Kaçmaz. Merhaba Başkanım. Merhaba. Başkanım, özellikle Turunçgil'de ihracatta ne durumdayız dünyada? Şimdi ihracatta ne durumdayız? Özellikle ben önce üretimde başlamak istiyorum. Üretimde dünya genelinde üretici ülkeler arasında 9. sıradayız ülke olarak. İhracatta 3. sıradayız. Hı hı. Bu bizim için son derece önemli. Türkiye olarak biz dünyada önemli bir küresel oyuncuyuz, önemli bir üreticiyiz, önemli bir ihracatçı ülkeyiz. Başkanım, özellikle yaş meyve sebze ihracatında 2023 hedeflerimiz var ve buraya doğru emin adımlarla yürüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz ne kadardır aşağı yukarı ortalama yıllık, ne kadarlık ürün ihraç ediyoruz ve 2023 hedefimize ulaşmamızla ilgili nasıl bir öngörünüz var? Şimdi tüm yaş meyve sebze ihracatımız içerisinde Turunçgil'in payı %45. Yani bu son derece önemli. En önemli alt grup. Narenciye sezonunu uzatmak için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Özellikle geççi ve erkenci çeşitlerin bölgedeki adaptasyonu konusunda çalışmalarımız var. Bölgemizdeki üniversitelerle, özellikle Çukurova Üniversitesi, Alata Araştırma Enstitüsü ile ilgili olarak bu kurumlarla Ulusal Turunçgil Konseyi olarak, Narenciye Tanıtım Grubu olarak bir çalışma yapıyoruz. Turunçgil grubunun 3,5 milyar dolar ihracat hedefi var 2023 için. Bu hedef doğrultusunda biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada, tabii şu anda hedeften bir sapma yok. Bir takım konjektürel sıkıntılar yaşamamıza rağmen, etrafımızdaki komşulardaki kaotik durumlara rağmen. Başkanım, geçen seneye göre ihracatımız hem miktar anlamında hem değer anlamında arttı mı? 2014 yılında %16'lık miktarda bir artış var narenciye ihracatında. Biz bunu önemsiyoruz. Bu yetmez diyoruz. Daha da artması gerekir diyoruz. Bunun için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. En önemlisi Türkiye'de ne ürettiğimizi bilmek için narenciye envanter çalışması yapıyoruz. Başkan, bu bölgede en önemli ürünlerden bir tanesi de greyfurt ve bunun da büyük bir çoğunluğu ihracata gidiyor. Dünyada hangi ülkelerde ön plandayız ve gelecekteki hedeflerimizde hangi ülkeler var? Öncelikli olarak birinci sırada şu andaki ihracat verilerine baktığımızda birinci sırada mandalina yer alıyor. İkinci sırada limon yer alıyor. Üçüncü sırada portakal. Dördüncü sırada greyfurt yer alıyor. Tabii greyfurtta da biraz daha pazar çeşitliliğine gitmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak da biz bir çalışma yapıyoruz. Uzak Doğu'ya ihracatı geliştirme komitemiz var. Hı hı. Bununla ilgili olarak yapmış olduğumuz özellikle uzak ülkelere greyfurt ihracatı konusunda bir kapı araladık. Japonya'ya şu anda greyfurt ihraç edebilir hale geldik. Ve sadece Japonya ile yetinmeyip geleneksel pazarların dışında yeni hedef ülkelerle ilgili olarak greyfurtla ilgili çalışmalarımız halen devam ediyor. Başkanım, hem greyfurt için hem de tüm turunçgil ürünleri için hem yurt içinde yurt dışında tanıtım kampanyaları düzenliyorsunuz. Bunlardan bahseder misiniz? Ne gibi kampanyalarınız ve çalışmalarınız var? Bizim Narenciye Tanıtım Grubu'nun asıl hedefi yurt dışında ürünlerin tanıtımını yapmak, bir Türk narenciye algısı yaratmak, buna bağlı olarak da ihracatı yüksek bir rakama çekmek. Bu doğrultuda özellikle Rusya Federasyonu'nda, Ukrayna'da, Orta Doğu ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde seçmiş olduğumuz hedef ülkelerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye genelinde düzenlenen festivaller var. Narenciye, Turunçgil festivalleri var.
Bu festivallerde katkı veriyoruz ve Türkiye'de tüketim alışkanlığı yaratmak için bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Ve tabii amacımız hem iç tüketim arttırmak ve dıştaki ihracat rakamlarını yukarılara çekmek. Başkanım, özellikle Greyfurt'ta iç tüketim arttırmakla ilgili çalışmalarınız var mı? Bu tüketim alışkanlığını kazandırmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Tabii Greyfurt bir kere insanlarda bağışıklık sistemini güçlendirme adına son derece önemli bir içecek. Ve bunu özellikle çocuklara tüketim alışkanlığı yaratması adına ailelerin tüketilmesi için önerimiz var. Bunu öneriyoruz. Hatta biz burada Mersin Üniversitesi'nde bir şu anda çalışma başlattık. Özellikle üniversite öğrencilerinin narince tüketim alışkanlığı yaratılması adına rektörlükle beraber bir çalışma başlattık. Bunu da önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Başkanım, iç pazar için böyle çalışmalarınız var ama yurt dışı pazarlarla ilgili, Greyfurt'la ilgili de çalışmalarınız var. Evet. Bundan da bir kısa bahseder misiniz? Japonya kalite bakımından hassas değerleri olan bir ülke ve biz bunu ülke olarak başardık. Oraya şu anda o bölgeye Greyfurt ihracatı yapabiliyoruz. Yapar duruma geldik. Tabii yine uzak ülkelere ihracatın diğer ülkelerde geliştirilmesi adına Çin Halk Cumhuriyeti ile bildiğiniz gibi iki ülke arasında gıda güvenliği çerçeve anlaşması imzalandı. Diğer taraftan biz de sektörel olarak o bölgede fizibilite çalışması yaptık. Hangi ülkeden hangi ürünü, yaş meyve sebzeyi, Greyfurt'u ithal ediyorlar? Bu konuları araştırıyoruz ve sektörü bu bürokratik işlemler bittiğinde hazırlıyoruz. Başkanım, 2020'de de önemli bir ev sahipliği yapacağız sanırım. Bize bu ev sahipliğinden biraz bahseder misiniz? Evet, 2020 yılında inşallah turizm sektörü olarak önemli bir işe imza attık. 14. Uluslararası Dünya Turizm Kongresi ülkemizde gerçekleşecek. 2016'da Brezilya'da gerçekleştikten sonra sıra bize gelecek. Bu 4 yılda olan bir kongre ve bilimsel ağırlıklı bir kongre. Dünya genelinde 60'a yakın ülkenin iştirakiyle 3000 tane veya daha fazla 3000'in üzerinde bir katılımcı bekliyoruz. Ve biz 2020 yılına kadar sektörü, Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız ve bu önemli kongreye ev sahipliği yapacağız. Bu da bize şunu gösteriyor ki Türkiye gerçekten dünyada turizmcilik sektöründe önemli bir küresel oyuncu ve bu fırsatı da sektörün gelişmesi adına en iyi bir şekilde kullanmayı arzu ediyoruz. Şu anda bu kongrenin hazırlık çalışmalarına başladık ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz. Merhabalar abi. Nasıl burada Mersin'de Greyfurt tüketimi? Mersin'in kendi yerli ürünü olduğu için Greyfurt güzel gidiyor burada. Satışı güzel oluyor. Seven, içen çok oluyor. Biz de memnunuz satışından. Sıkma olarak taze tüketiliyor genelde, değil mi? Tabii ki. Buraya gelen müşterilerimiz istiyorlar. Biz de taze sıkıp kendilerine veriyoruz. Peki sadece Greyfurt olarak mı içiyorlar yoksa diğer meyvelerle karışım istiyorlar mı? Sade Greyfurt olarak içen de çok, portakalla, havuçla, elmayla karışık isteyen de çok, narla karışık isteyen de çok ama sade daha çok gidiyor. Bilinen bir meyve burada, sevilen de bir meyve. Biz memnunuz satışından. Çok teşekkür ederim. Greyfurt aslında genelde sıkılarak tüketilen bir meyve. Ancak siz taze olarak tüketmek isterseniz kabuğunu soyduktan sonra mutlaka iç zarında soymaya dikkat edin. Çünkü aslında yediğimizde bize acı tadı veren şey o içindeki zar. Alırken de mutlaka olgun olmasına, sarı renkli olmasına, hatta altın top diye bilinir, olgunlaşmış olmasına, ağırlığının oluşmasına dikkat etmek gerekir. Eğer aldığınız yerde ya da meyve suyu içtiğiniz yerlerde aklınıza bir problem takılırsa, bir soru sormak isterseniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak sorunlarınızı ve şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi her yerde, her şeyde tarım var. Hoşça kalın. Ben de alabilirim.